الرحيم باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلي أم لا؟ باب الرجل باب الرجل يكون مبتدا باب مبتدا الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلي أم لا؟ بورن جملة سنمضى cümlesine müdaf olunca, bâb-ı recûlî okunmaz. Bâb-ı er-recûlî yekûnü cümlesine müdaf. Bu babdır ki, bir adam hadde olsa, er-recûlî yekûnü fil had, bir adam hadde olsa, fetahtu ruhu salâ, namaz vakti de ona hazır olsa, vahve rakibin, o adam da hayvanın üzerinde, hel yusallî emlâ, namaz kılar mı kılmaz mı? Bunu beyan edecek. حدثنا علي بن معبد هو ابنه قال حدثنا علي بن معبد بن شداد علي بن معبد diyor bize bu hadisi rivayet etti ki bu birinci Ali bin Ma'bed de İbn-i Muhtar demiş. O da kimden rivayet edilmiş? Ali bin Ma'bed bin Şeddat'tan yani İbn-i Muhtar. İkisinin ismi de Ali bin Ma'bed ama birisi İbn-i Muhtar, birisi İbn-i Şeddat. Ondan rivayet eylemiş. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو'dan rivayet eyledi. عن زيد o da Zeyd'den عن عدي بن ثابت o da عدي بن ثابت'den عن زر o da زر بن حبيش'den عن حزيفة o da حزيفة'den عن زر حزيفة قال buyurdular ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر Efendimiz'i işittim يقول يوم الخندق خندق günü yürür dedi. شَغَلُونَا عَنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ شَغَلُونَا kafirler bizi meşgul ettiler. عَنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ ikindi namazından meşgul ettiler. قَالَ Hüzeyfe dedi ki وَلَمْ يُصَلِّهَا Peygamber Efendimiz o gün ikindi yakalamadı. يَوْمَيْزِ o günü حَتَّى قَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى güneş vakti meşgul oldu da işine İkindi namazını kılamadı, hatta güneş baktı. İşte o vakitte Resulullah Efendimiz buyurmuş ki شَغَلُونَ عَنْ صَلَاتِ الْأَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُورَهُمْ نَارًا وَقُلُوبَهُمْ نَارًا وَبِيُوتَهُمْ نَارًا beddua etmiş. Onlar bizi meşgul ettiler. Meşgul nasıl olmuş? Çalışmış, ikindi namazını kılamamışlar ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz'in bedduası ne? مَلَأَ اللّٰهُ Allah doldursun kuburahum kabirlerini narın ateş doldursun. Ve kulubahum kalplerini de doldursun narın ateş. Ve biyutev evlerini de doldursun narın ateş. Kabirlerini, kalplerini, evlerini Allah ateş doldursun diye beddua etti. Şimdi bu hadisi şeriften ne anlaşıldı? Peygamber Efendimiz meşgul olmuş, ikindi namazını kılamamış, hatta güneş batmış. Hatta bazı rivayetlerde geliyor ki altı vakit kılamadı. Şimdi bu rivayette bir vakit kılamadı. Bazı rivayetler var ki altı vakit kılamadı Peygamber Efendimiz. Sonra onları kaza etti. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Sahabi diyor ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahib oldular ki اِلَا اَنَّ الرَّاكِبَ Evet, binen, binmiş olan bir adam لَا يُسَلِّي كِلْمَسْ تَتَفَارْزِ عَلَى دَابَّةِ حَيْوَانٍ üzerinde kılmaz. وَاِنْ كَانَ فِي حَالٍ Bir halde olsa ki لَا يُمْكِنُهُ Ona mümkün olmaz. فِيهَا O halde اَنْنُزُولُ inmek. Evet, bu vakitte namaz kılmaz. قَالُوا dediler لَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَنْ يُسَلِّ كِلْمَدِ يَوْمَيْذٍ O günü rakiben, rakib olduğu halde kılmadı. Şimdi bundan bu rivayetten anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz at üzerindeymiş. Meşhul olmuş. Meşhul olduğundan attan inememiş. Onun için ikindiyi de atın üzerinde kılmamış. Öyleyse bir adam harp de atın üzerinde olursa bu mezhebe göre ikindi herhangi bir namazı atın üzerinde kılması caiz değil. Niçin? Çünkü namazın farzlarından birisini kıyam. Kıyam bulunmuyor. Kıyam bulunmadığından dolayı at üzerinde kılmaz. Bu mesele göre. Delilleri de bu. Peygamber Efendimiz o gün at üzerindeydi, onun için kılmadı.
Fakat bu rivayet aşağıda gelecek ki zayıf, Peygamber Efendimiz at üzerinde değildi ki, çalışıyordu. Hendekten toprağı alıp yukarıya atıyordu. Herkes almıştı. 10 arşın boyunda, 10 arşın elinde herkes hendek hissesini kazıyacak. Resulullah Efendimiz de hisse almıştı. Hatta bir rivayette 3 adamın hissesini almıştı. Selman-ı Farisi 30 adam hissesini almıştı. 10 adam, 10 adamın hissesini. Yani eni 10 arşın olacak, uzunu da 100 arşın. Ve bu derinliği de 10 arşın. Derinliği de 10 arşın. 10 arşın demek yani 5 metre. 5 metre genişliğinde, 5 metre derinliğinde, 5 metre de uzunluğunda. Selman-ı Farisi 10 kişi alınca 50 metre uzunluğunda. Herkes bunu düşman gelmezden tamam edecek. Onun için bütün ashab-ı kiram çalıştılar. Hiçbir kimse yemeğe gidemedi. Evlerinden çoluğu çocuğu olanlar yemek yolladı. Olmayanlar da acısına çalıştı. Durmadan çalıştılar, namaz bile kılamadılar. Ta ki düşman gelmeden o hendeki bitirdiler. Ve halefen bunlara muhalefet etti. Fizalik bu meselede aharun başkaları. Fakalü dediler ki, imkâne hâzer râkib yukatil. Eğer o hayvanın üzerinde olan adam harp ediyorsa, felâ yusalli, namaz kılmaz. Niye? Harp ediyor. Harp eden adam kalabilir mi? Kılıç vuruyor. Ve imkâne râkib lâ yukatil. Yok, hayvanın üzerinde olan adam nevbet bekliyor, duruyor. Harp etmiyorsa, ve lâ yumkinhu nüzûl. Fakat yere inmek mümkün değil, at üzerinde bekliyor. Harp etmiyor ama at üzerinden de inemiyor. Böyle olursa salla atın üzerinde kılar. Niye? Hareket yok. Harp eden adam meşgul. Meşgul olduğundan namaz kılamaz. Ama öteki at üzerinde duruyor, meşgul değil. Öyleyse o atın üzerinde kılar. وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُسَلِّ يَوْمَيْزِ Peygamber Efendimiz o günü namaz kılmadı. Caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş o da. لَنَّهُ كَانَ يُقَاتِلْ Mukatele ediyordu. Mukatele de hendek harbinde okunanı, ok atıyordu. Caiz ki Peygamber Efendimiz ok atıyordu, o günü onun için kılamadı. فَالْقِتَالُ عَمَلٌ فَالْقِتَالُ عَمَلٌ Kıtal, harp etmek bir ameldir, iştir. وَالصَّلَاتُ namaz ise لَا يَكُونُ olmaz fiha namazda amelin amel olmaz. Namazda başka bir iş olmaz. O günü namaz gider. Bu ihtimal var. Peygamber Efendimiz o günü her birine meşgul idi, namazı kılamadı. وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş ola لَمْ يُسَلِّ يَوْمَيْهِنُ o günü kılmamış oldu. لَنَّهُ لَمْ يَكُونُ اُمِرْ emredilmemiş oldu. Emrolunmuş olmadı. Neyse. O vakit en yüksel diye rakiben atın üzerinde namaz kılın diye emrolunmamıştı. Yani sonradan emrolundu. O vakıda kadar at üzerinde namaz kılmanın caiz olduğunu Cenab-ı Hak emretmemişti. Yani teşri edilmemişti. Onun için Peygamber Efendimiz kılmadı. Ama sonradan emredildi ki atın üzerinde olsanız bile müsaade edin. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Bu meselede biz nazar ettik. Bakalım acaba bu ihtimallerin hangisi? Peygamber Efendimiz hendek harbinde namaz kılmadı, harbi diyordu. Onun için mi kılmadı? Yoksa at üzerinde namaz meşru değil idi, sonradan meşru kılındı, bunun için mi? فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Biz buna nazar ettik. فَيْذَنْ اِبْرَٰهِمِ بِنْ مَرْزُقَ حَدَّسَنَا Baktık ki İbrahim bin Merzuk rivayet ediyor. قَالَ İbrahim ibn-i Merzuk dedi ki, haddesene Ebu Amir. Ebu Amir rivayet eyledi ve Bişir ibn-i Ömer, bir de Bişir ibn-i Ömer. Bunların ikisi rivayet eylediler. An ibn-i Ebi Zibin, ibn-i Ebi Zib'den. Ve Medine ulemasından meşhur ibn-i Ebi Zib. Ha, ve haddesene Yunus. İkinci bir senette Yunus rivayet eyledi. Kale ahberene ibn-i Vehbi, ibn-i Vehb. Haber verdi bize, kale ahbereni ibn-i Ebi Zib. İbn-i Ebi Zib onlara haber vermiş, rivayet eylemiş. Kimden? En Sa'idinil Nakburiyyi. Sa'id-i Makburi'den. En Abdurrahman ibn-i Ebi Sa'idinil Kudri. Ebu Sa'idinil Kudri radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman'da. Ebu Sa'idinil Kudri ki işte Cennetül Bekeyn dışarısındaydı, şimdi içeri aldılar. Meşhur hadis ravisi onun oğlundan rivayet eylemişler. En Ebi, o da babasından rivayet eylemiş. Kale. Ebu Sina'ya yevmel hendek. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki, hendek günü biz hak dolurduk.
hapsolunduk, yani iş ile meşgul olduk, namaz kılamadık. Hatta kâne ba'del mârib, hatta akşam namazından soruldu, bühüvviyyim minelleyl, leylden, geceden bir parça. Akşam namazı oldu, geceden bir parça da geldi geçti. Hatta izâ kefeynâ, hatta biz kifayet ettik, yani işimizi yaptık. وَذَٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا. İşte kifayet de bu. Cenab-ı Hak inzal etti ki وَكَفَ اللّٰهُ, Cenab-ı Hak kafi oldu. الْمُؤْمِن۪ينَ, müminlere. Neye kafi oldu? الْقِتَالَ قِتَالَ, yani müminlerin harpten korkmasınlar. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu harbi onlardan def etti. Evet. وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا. Allah-u Teala kavidir, azizdir. Her şeye kuvveti, kudreti yeter. قَالَ, bu ayet-i kerime nazil olunca Peygamber Efendimiz ravi diyor ki فَدَعَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz çağırdı. Bilal'en Bilal'i çağırdı. فَاَقَامَ الظُّهْرَ. Önleyi ikame etti. فَاَحْسَنَ صَلَاتَهَا. Onun namazını güzel etti. كَمَا كَانَ يُسَلِّيهَا ف. Öğünde namazını kendi vaktinde nasıl kılarsa Peygamber Efendimiz bugün öğleyi öyle kıldırdı. Hatta cemaatine kaza ettiler. Evvela öğleyi kıldırdı. Sümme emerehu fe kâmel asre. Sonra Bilal emretti ki kâmet getir. Kâmet getirdi. Fesallâhâ. Kendinin kâmetini getirdi. İkindiyi de kıldı. Kezâlik. İkindi. Emerehu fe kâmel mârif. Sonra Bilal emretti ki akşam namazının kâmetini de getir. Onun da kâmetini getirdi. Fasallâhâ, akşam namazını da kıldı, kezâlik yine böylece. Ve zâlike bu, قَبْلَ اَنْ يُنْزِلَ اللّٰهُ. Cenâb-ı Hakk-ı Teâlâ Hazretleri inzal etmezden evvel oldu Azze ve Celle. فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ. Havuf namazında gelen ayet var ki, فَرِجَالًا اَوْرُقْبَانًا. Bu nazil olmazdan evvel oldu. Salat-ı havufta var ki, siz hatta korkarsınızsa namaz kılın. فَرِجَالًا اَوْرُقْبَانًا. Fericaren isterse yayı vurun, rükbanen isterseniz hayvanlar üzerinde olsun namazlarınızı kılın. Bu ayet nazil olmamıştı. Onun için Peygamber Efendimiz at üzerinde namaz caiz olmaz diye tehir etmişti. Ama sonradan bu ayet-i kerime nazil olunca harpte bir fiyal harple mübaşir değilse namaz kılınır. Ama kılıç vuruyorsa durmadan, kılıç vuruyorsa namaz kılamaz zaten. Mecburi tehir edecek. Mesela Kadisiye Harbi'nde Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri'nin kumandasında İranlılarla Müslümanların harbi 3 gün 3 gece devam etti. Hiç durmadı. 3 gün 3 gece kılıç vuruldu. Hatta o Kadisiye Harbi'nin tasvirini insan okurken kitaplarda gayet korkunç bir harp oldu. İranlılar 30-40 kişi birbirlerine zincirle bağlı. Birisi ölürse, birisi kaçmazsa kaçamaz, zincirle bağlı. Onlar birbirine bağlamışlar. Neyden çözecek? Çözemez ki. 50 adam orada, 50 adam orada, 50 adam orada. Durmadan yerinde durup, arkadaşların hepsi ölse gene o birisi kaçamıyor. Ölecek. Böyle bağlı. Bir kısmı atlı, bir kısmı fil. Hücum ettiler, o kabilenin ismini unuttum, evvela bir kabilenin üzerine hücum ettiler, bütün daire onun başında dolandı. Onlar ortada kaldılar. Ortada kalınca İranlılar etrafını sardı, Müslümanlar onun etrafını sardı, İranlılar o Müslümanların etrafını sardı, onlar onun etrafını sardı. Meymene, Meysere birbirine karıştı, ortada o kabile eriyor. Bir türlü kabileyi kurtaramıyorlar. İran eseri o kadar çok. 3 gün, 3 gece devam etti. Hatta o harbin sonuna yakın içindeyken Şam'dan ordu geldi. Oradan şeyde medet geldi onlara. O harbin işte son gününde ordu geldi de onların yardımıyla İran'ı artık mağlup ettiler. Kadisi harbi ki işte İran'ın fütuhatının başlangıcı ordu oldu. Ondan sonra da Fethül Fütuh derler. Başka bir şehirde büyük bir harp oldu. Fethül Fütuh, yani ondan sonra daha İran'la dayanamadı, kırıldılar. Şimdi 3 gün 3 gece bir adam kılıç çalacak. Nerede namaz kılacak? İmkanı yok. Sen namaza mı koyacak? Düşman vuruyor. فَاَخْبَرَ اَبُوْ سَعِيدٍ. Ebu Said'in Kudri haber verdi ki
enne terkehum, ashab-ı kiramın terk etmeleri, lissalati namazı, yevme izin hendek erbinde, rukbanen, binici oldukları halde namazı kılmadılar da terk ettikleri bu, innemâ kâne buğuldi, qabde en yubâhe lehum, Müslümanlara mübah kılınmasından evvel. Zalik at üzerinde namaz kılınmak mübah kılınmasından evvel. O vakıta kadar at üzerinde namaz kılınmak mübah değildi. Onun için Resulullah Efendimiz kılmadı, kafir etti. Sümme übihe lehum, sonra Müslümanlara at üzerinde namaz kılınmak mübah kılındı. Bihâzî ilâyeti bu ayetle. Fericâlen ev rukbâna. Siz namazı kılın salat-ı havufte. İster yayı olarak, ister atlı olarak. E şimdi bu zamanda tanklar var, teyyareler var, daha başka vasiteler var. E bunlar hangisine dahildir? Bunlar da rükbanene dahildir. Herif teyyareyi sürüyor, harp ediyor. Geldil fiil, onda meşgul ise zaten bomba atıyor, yapışıyor ise meşgul. Harbi tehir, namazı tehir ediyor. Yoksa bekliyor. Teyyarenin içinde bekliyor, düşman hücum eder, o da hücum edecek. Ya o tankın içinde bekliyor. O da bu vakit namaz kılar, namaz kılabilir. Ama bizzat tankı harekete geçirmiş meşgul ise, meşgul olan adam namaz kılabilir. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki, ennel racüle, bir adam, zekâne fil harbi, harpte olursa, ve la yumkinuhu, ona mümkün olmazsa, en nüzûle an dâbbetihi, hayvandan inmek ona mümkün olmazsa, enne lehu, o adama caizdir, en yusalli aleyhe, o hayvanın üzerinde, imaen, ima ile kılmak caizdir. Bundan anlaşıldı. Aleykümselam. İma ile kılacak. Ne racülen, kâne alel ardi. Yine böylece diyor, bir adam yer üzerinde olursa, fehâfe in secede, korkarsa ki ben secdeye gidersemse, en yefterisehu seb'un, bir canavar hücum eder, beni yer. Demek ki orada bir canavar var. Adam görüyor, eğer ben burada secdeye varırsam, bu canavar beni yer. Ev yadribehu racülün bi seyfin, yahut da bir düşmanı var, bu secdeye var değil mi? Düşman onu kılıcına vurup öldürecek. Bunu bilirse felehu, o adam için caizdir. En yusalliye kaiden, oturduğu yerde namaz kılmak caizdir. Niye? Oturduğu yerde, kılıcı yanında o hayvan hücum edersen hemen kılıcına kendisini müdafaa edebilir. Yahut da o hayvan, o düşman hangisi hücum etse kılıcına müdafaa edebilir. Ama secdeye vardıysa gaflet doğru o yırtıcı hayvan yahut da onun düşmanı onu öldürür. اِنْ كَانَ يَخَافُ ذَٰلِكَ فِي الْقِيَامِ Eğer kıyamda bundan korkuyorsa, oturduğu yerde kılmak. Yani eğer ayakta namaz kılmadan korkuyorsa, kılamıyorsa oturduğu yerde kılar. وَيُومِيُ اِمَاً Fakat ima ile. Oturduğu yerde kılacak ama secdeye varamayacak. İma ile kılacak. Evet. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. İşte bu okuduğumuz meseleler İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in kavilleri, içtihatları da budur. Şimdi demek ki harp halinde iki rivayet geldi. Birisi tehir etmek, birisi de tehir etmemek. O tehir eden nere göre ikinciler cevap veriyorlar ki at üzerinde, hayvan üzerinde namaz kılmak mübah olunmazdan evvel kılamazdılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nde bu için at üzerinde namaz kılmadı, tehir etti. Sonradan salat-ı havfte fericalen ev rukbanen ayet-i kerimesi nazil olunca harp halinde eğer bil fiyel harbine meşgul değillerse at üzerinde imayla namaz kılabilirler. Yok, harbine meşgul olsa namazı tehir edecekler.